Beyler bayanlar selamlar. Bugün konumuz yine Sunflower. Evet biliyorum büyük ihtimalle o zaman yok yeni oyun diye yeni oyunlar da var. Onlar da gelecek hatta çok beklediğimiz bir oyun da gelecek. Neyse bugünkü konumuz Sunflower. Güzel bir etkinliğimiz var Easter Egg ile ilgili. Hem onun nasıl yapıldığını göstereceğim hem de NFT kazançlarıyla ilgili bazı yaşadığınız sıkıntıları fark ettim Discord'da yazdıklarınızdan. Hem o sıkıntıları nasıl çözüleceğini ve ek bir kazanç yolu daha göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet ne yapalım geçelim bakalım videomuza. Öncelikle ne dedik? Easter egg arkadaşlar. Easter Egg ilgili güzel bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğe katılmak için ilk yapmanız gereken şey buradaki demirciye gidip craft'a basıp arkadaşlar rare'e gelmek. Burada sağ alt köşede egg basket görüyorsunuz. Eğer bunu göremiyorsanız mutlaka CTRL F5 yapın. Zaten çoğu oyunun çözümü CTRL F5'tir. Bu bilgiyi de araya sıkıştıralım. Egg basket'ı yapabilmek için arkadaşlar 5 tane odun ve 5 tane havucun uzun olması gerekiyor. Daha sonrasında craft'a basıp cüzdanınızdan onayı vererek bu sepeti yaratabiliyorsunuz. Bu sepeti yarattıktan sonra da sepetin içini yumurtayla doldurmanız gerekiyor oyunu oynadığınız bu haritanın herhangi bir yerinde küçük küçük yumurtalar çıkıyor belli saatlerde. Hangi saatlerde mi? Türkiye saatiyle arkadaşlar sabah 3'te aslında gece 3 diyelim sabah 7'de 11'de 3'te akşam 7'de ve gece 11'de arkadaşlar. Bu saatlerde haritanın rastgele bir noktasında yumurta çıkıyor ve sizin farklı renklerdeki yumurtaları toplamanız gerekiyor. Kaç tane mi yumurta toplayacağız? Hemen şuradan bakalım sizlerle birlikte. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 farklı renkteki yumurtayı toplamamız gerekiyor. Elimizde sepet de hazır olduğunda bu sefer bu Easter Bunny'dan yapabileceğiz ve bu Easter Bunny dediğine göre %20 daha fazla havuç kazanmamızı sağlayacak. Ama burada bir anlatım bozukluğum var. Orayı anlayamadım. Yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Normalde bir tane üretiyoruz ve sonuç olarak bize bir tane çıkartıyor. Burası küsüratlı olamaz diye düşünüyorum. Acaba bu satış değerini mi arttıracak yoksa havuç adedini mi arttıracak? Neyse ne olursa olsun ikisi de aslında aynı kıpıya çıkacak yine çok önemli değil arkadaşlar. Ne olursa olsun toplamda harcadığınız maliyete göre 5 tane havuç ve 5 tane oduna göre çok etkili bir NFT bu. Zaten 1 saatlik NFT'yi de her senkronize mutlaka kullandığımız için mutlaka bu etkinliği kaçırmayın yapın arkadaşlar. Şimdi geçelim NFT satışıyla ilgili hem ek geliri hem de yaşadığınız sıkıntıların çözümüyle ilgili bazı şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. NFT satışıyla ilgili, NFT yaratımıyla ilgili hala eksik bilgileriniz varsa Öncelikle bir önceki videoma bakabilirsiniz. E, genel gelen sorulardan bir tanesi şuydu arkadaşlar. Hemen burada withdraw'a bastığımızda, SFL items'a bastığımızda e, ee, burada ben eşyalarımı göremiyorum. üstündeki eşyaları çekemeyeceğim. Abi nasıl olacak? Çözümü nedir? Dediniz. Bunun çözümü arkadaşlar iki tane. Birincisi Buradan bir tane balta yaratabilirsiniz ve bu baltayı yarattığınızda hesabınız otomatik olarak mint yaptığı için otomatik olarak da senkronize ediyor. Eğer siz hiçbir şey mint yapmadan senkronize etmek istiyorsanız da şurada sol tarafta hemen menüden arkadaşlar senkronize et tuşu var. Buna bastığınızda burada bankada gözükmeyen eşyalarınız Buraya düşer arkadaşlar, withdraw'a düşer ve rahatlıkla çekebilirsiniz. Bir uyarı da geçeyim şöyle de bir hata oluyor. Buradan herhangi bir şeyi withdraw yapmadan önce mutlaka senkronize edin arkadaşlar. Çünkü birkaç kişide gördüğüm kadarıyla senkronize etmeden withdraw yaptığınızda senkronize olana kadar ki kısım kaybolabiliyormuş. Ki bununla ilgili de aşağıda kocaman bir uyarı geçiyor zaten. Çayına blok zincire senkronize edilmemiş herhangi bir ilerleme kaybolacaktır diye burada kocaman yazıyor o yüzden lütfen withdraw yapmadan önce senkronize etmeyi unutmayın. İkinci sıkıntı OpenSea'de satamadığınızı söylemiştiniz. Sürekli hata yiyordunuz. Bunun için hemen geçelim bir tane şuradan eşyaya tıklayıp OpenSea'ya geçelim. Şimdi karşınıza satmaya çalıştığınızda işte bu eşya zaten satışta diye bir uyarı çıkıyordu. Bu uyarıyı geçebilmek için arkadaşlar iki tane yöntem var. Geçebilmek için değildi aslında. Hemen bir tanesini göstereyim. Birincisi profile tıklayın. Eğer eşya hali hazırda satıştaysa bunu iptal etmeniz gerekiyor. Bunun için de profile tıklayıp şuradan listingden aktive gelip arkadaşlar ben bir tane eşyamı böyle çok pahalı bir fiyatı listelemiştim sırf sizlere kayıt alabilmek için. Hemen yani buradan cancel dediğimizde iptal etmek istiyor musun? Evet iptal etmek istiyorum. Cüzdanımdan da onay veriyorum ve satışımı iptal ettim. Eğer eşyanız satıştaysa bazen başkasını satamıyorsunuz. Birinci yapabileceğiniz yöntem bu. İkincisi aslında bir yöntem değil arkadaşlar. Sürekli karşınıza bu hata çıkıyorsa hali hazırda zaten o alım emrine çoktan birisi satmış. Alım emri yok. O yüzden siz de satamıyorsunuz ve sürekli bu hata yaşanıyor. Gold üretenler genelde bu problemi yaşıyor arkadaşlar. Herkes gold ürettiği için o kadar çok fazla işlem sayısı var ki OpenSea bunları işleyene kadar çoktan satılmış oluyor. E sizin karşınıza doğal olarak uyarı geliyor. Sizin yapabileceğiniz şey listedeki daha aşağıda bulunan emirlere doğru gidip onlara satmaya çalışmak. Ya da yeni bir yöntem daha söyleyeyim size ne yapabileceğinizle ilgili. Tabi bunun için birazcık vakit harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda 1 doların üstünde gidiyor ne 1 doların üstünde gidiyor? Buğday arkadaşlar. Tanesi 1 doların üstünde gittiği için yapabileceğiniz şey ne? Hemen şuradan da bir hesap makinesini açalım. 22 çarpı 0.5 dediğimizde bize bir kere bunun maliyeti 11 oluyor değil mi? Arkadaşlar 11 tane token gerekiyor. Biz bu buğdayı ekmeden şu sadece küçüklerle 11 token günde çıkartabiliyor muyduk? Eğer nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız dünkü videoma mutlaka bakın arkadaşlar, orada nasıl 11 token ve üstünde çıkartabileceğinizi göstermiştim. Bunun ekme maliyetini çıkarttık, ikinci günde bunu ektik. Yani iki günde bir biz bundan kar elde edebileceğiz. Peki kaç tane satabileceğiz arkadaşlar? Toplamda 22 tane satabileceğiz. 1 dolarla çarpmayayım artık. Hatta 1,5 dolar da şey yapabilirsiniz. Alın çarpayım ben yine sizler için. 33 dolar para çıkartabiliyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? 25 33 dolar arası ne diyelim? 27 dolar diyelim. Günlük 13,5 dolar civarında buradan bu şekilde para kazanabilirsiniz. Tabi buğdayı satacak birilerini bulmanız lazım. Onun için de tekrardan nereye gelebilirsiniz arkadaşlar? Açtığımız bu gruba gelebilirsiniz. SFL Alsat Discord'una gelebilirsiniz. Aynı zamanda yumurtaların çıktığı yerleri ne zaman çıktığı. Hadi arkadaşlar yumurta vakti geldi diye yine uyarılarımızı geçiyoruz. Takip atıyoruz ve bir yandan diğer konuşmalarımızda sıkıntıları da burada çözüyoruz. O yüzden hepinizi bir yandan da buraya davet ediyorum. Tekrar sunucumuza davet ediyorum arkadaşlar. Bugün konuları son özetleyelim. Mutlaka istirike kaçırmayın. İkinci olarak karşılaştığınız sıkıntıları gelin Discord'da yazın. Çözmeye çalışalım. Çözülemeyecek bir şeyse en azından sebebini açıklayalım. Üçüncüsü buğday üretebilirsiniz. Buğday gerçekten çok karlı olacak gibi gözüküyor. Çoğu insan zaten NFT'ye odaklanmış durumda. Ve buradaki önemli bir diğer şey ne? Hemen arkadaşlar şöyle Sunflower yazalım. Sunflower'ın olduğu yere duyurulara geçelim. Hatırlarsanız 9 Mayıs'ta token çıkacağını söylemişlerdi. Ve daha sonrasında da token çıktıktan sonra hemen animallara hayvanları devreye sokmaya çalışacağız. Stage 1, aşama 1, adım 1 bu olacak ve bu da mayıs sonunda olacak diyor. Yani mayıs sonunda herkesin en azından hayvancılıkla uğraşan herkesin buğdaya ihtiyacı olacak. Neden buğdaya ihtiyacı olacak arkadaşlar? Buradaki çıkan her hayvan mutlaka buğday yemek zorunda. Buğday da kolay çıkan bir şey değil. Bir günde bir çıkıyor ve bir yandan da hatırlarsanız buradaki neredeydi? Hemen reyre geçelim. Buradaki NFT'lerin hepsi buğday istiyor arkadaşlar. Hatta son aşamadaki 600 tane istiyor. O yüzden bu da en değerli eşyalardan birisi olacak. Ona da odaklanabilirsiniz. Tabi oyunun gidişatına göre bir bakarsınız oyun 5 gün sonra çöp olmuş bu dediklerim bu uğraştığım tüm rehberler içerikler çöp olmuş Ona da artık zamanla göreceğiz bakalım. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.